Merhaba, bugün sizlerle ArcGIS programında NETCAT verilerinin dönüşüm işlemlerini videosunu anlatacağız. ArcGIS'imi açıyorum. Dönüştürmek istediğim NETCAT verilerimi görüntülüyorum öncelikle. Bakın şurada NCZ isimli uzantılı verilerim burada görünüyor. Bütün verileri çağırıyorum ben şimdi. NETCAT'te koordinatlı olan veriler ArcGIS'te çağrıldığında koordinatsız olarak gelirler. Şimdi bir uyarı verecek. Evet. Bilinmeyen koordinat sistemi diyor. Tanımsız bir koordinat sisteminde geldi bunlar. Genellikle NETCAT verileri şöyle oluyor. Bir tane yazı, tarama nokta, sembol, nokta, çizgi, tarama çizgi, münhani, çokgen, münhani bazılarında olmuyor ama genel hatlarıyla NETCAT'ten dönüştürülen veriler ArcGIS'te görüntülendiğinde nokta, çizgi ve poligon olarak bu şekilde görüntüleniyor. Ben NETCAT verilerini ArcGIS'e neden dönüştürme işlemi yapıyorum? Bu verilere koordinat tanımlaması yapabilmek için bu verilerde ArcGIS'te kullanabilmek için koordinat tanımlaması yapmam gerekiyor. Koordinat tanımlaması yapabilmem için de bunları burada export ya da import yöntemiyle dönüştürerek kullanabilmeye hazır hale getirmem gerekiyor. Bunun birkaç farklı yöntemi var. Birincisinden başlayalım. Arc katalogda bu verilerin bulunduğu klasöre bir tane MDB açıyorum. Kişisel veri tabanı. Sağ tıklıyorum. New. Personal Geodatabase. Açtım. Şimdi bu verilerime sağ tıklayıp Data Export Data olarak da gönderebilirim. Tek tekli. Besni harita NCZ'dekilere sağ tıklayıp export. Buradan single, multiple var. Multiple olarak da gönderebilirim. Çoklu. Ya da dönüşüm MDB'ye sağ tıklayıp import feature multiple, feature class multiple olarak da çekebilirim. Ben şunu kullanacağım. Besni haritaya geliyorum. Bir tanesine sağ tıklıyorum. Export diyorum. To geodatabase multiple diyorum. Hepsini aynı anda göndermek istiyorum oraya. Bir tanesi seçili olarak geldi. Diğerlerini de buradan seçip sürüklüyorum. Kaynağım neresi? Hangi geodatabase'e göndermek istiyorum? Evet, dönüştürme işlemimiz gerçekleşti. Bakıyorum. Yeşil tikimiz de geldi. Tamam. Sayfayı yeniliyorum şimdi. Yeni bir çalışma sayfası açtım. Dönüşüm MDB'nin içindeki şu dalaklar. İki tane gelmiş, silelim. İşlem bitmeden ikinci kez yaptığınız zaman ismi buraya gelir, nesne gelmez. Şimdi ben çağırdığım yerleri şöyle bir çağırıyorum. Bunlar yine koordinatsız veriler hala. Nerede olduklarını görmek için. Zoom to layer diyorum. Örüntü layer dememe rağmen gelmezse örüntelik tablosunu açıp bir tane çizgiye çift tık yapıyorum ve uzaklaşıyorum. Verilerim geldi.
Çünkü benim burada kullanabileceğim ne var? Sırayla bakıyorum. Yazı. Tarama nokta. Boş. Kullanamayacağım bir veri gönder. Sembol. Kalsın bakalım. Nokta. Boş. Gönderiyorum. Çizgi. Kalsın. Tarama çizgi. Gerek yok. Münhani. Boş. Gönderiyorum. Çokken. Bunu da gönderiyorum. Sembol de gönderiyorum. Ben sadece çizgiye bir örnek olması için koordinat tanımlayıp dünya üzerindeki konumuna çağıracağız. Ark katalogdan dönüşüm MDB'nin içinde çizgiye nasıl koordinat tanımlarım? Çift tıklıyorum. XY koordinat sistemine geliyorum. Turef arıyorum buradan. Adıyaman zon 36'da olması lazım. Bakalım gelecek mi? Turef TM 36'ya tanımlıyorum. Yeni çalışma sayfası açıyorum. Tanımlamış olduğum çizgi verisini çağırıyorum. Geldi. Tekrar aynı şekilde yaklaştım ben bu veriye. Böyle uzaklaştım. Bir altlık çağıracağım. İnternet bağlantımız gitmiş. Şimdi şuradan bir base map çağıracağım. Alamadı galiba hala. Base map çağırıyorum. Doğru konuma gelmiş mi gelmemiş mi onu görmek için. Basemap internet bağlantınıza göre kasar. Biraz burada da kasıyor şu anda. Bağlantı zayıf olduğu için. Gelmedi hatta. Basemap'te bir sıkıntı var. Ben bir Türkiye ilçeler katmanını çağırıp doğru yere gelip gelmediğini kontrol edelim. Burada. Şöyle etiketini açalım bunların. Sanki yanlış yere gelmiş gibi. Şu an bakıyorum Adana tarafında. Adıyaman burada 36. değil de 39. zonu tanımlayıp tekrar deniyorum şimdi. Oturup oturmadığına buradan 36'yı değil TÜREF-TM 39. zonu tanımladım. Ve evet. Adıyaman'ın Besni ilçesine bu şekilde tam olarak oturduğunu görüyoruz arkadaşlar.